Manşete hoş geldiniz. Öyle baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor ki geçen haftanın gündemi eskidiği gibi cumartesi gününün gündemleri de konuşulmuyor. Bugüne damgasını vuran gelişmeler dün yaşandı. Pazar günü yaşandı ve belli ki bundan sonraki günlerde de bunu konuşacağız. Hemen süratle, lafı fazla uzatmadan manşetin gündemine bakalım. Manşetin gündeminde dün yaşanan gelişmeler var ağırlıklı olarak ve tabii elbette geriye doğru hatırlatmalar olacak. Dün Dünya Kupası açılış maçında Erdoğan da gitti Katar'a. Sisi de davetliydi, Mısır Devlet Başkanı, ve Erdoğan'la Sisi orada görüştüler. Selamlaştılar, tokalaştılar ve haftaya damgasını vuran fotoğraf oradan çıktı. Bununla başlayacağız. Önüne arkasına bakacağız. Kirlettiği testiden su içirdiler dendi. Peki haksızlar mı? Buna bakacağız. Ve yine dün özellikle sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklamayla Pençe-Kılıç operasyonu duyuruldu. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde bir harekat. Esasen bu harekatta geliyorum diyordu ki bunun gerekçeleri de bir anlamda hazırdı. O gerekçene en son İstiklal'deki olay. Ve o İstiklal'deki olay Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki örgüte havale edilince veya ihale edilince arkasından da böyle bir harekat başladı. Buna bakacağız. Elbette bu da geriye doğru bazı hatırlatmalar yapmamızı gerektirecek. Özellikle mesela Hürriyet gazetesinin iç sayfada gözden kaçan bir başlığı. Onu ekrana getireceğim ki orada biraz daha ekrana yaklaşmanızı isteyeceğim. Akit TV'de Bahçeli MİT'tendir Türkeş'in yazdığı mektup da çok dikkat çekici bir detay, ama bu kadar gürültü içerisinde maalesef ne kadar gündeme gelir bilemiyorum, ama ben en azından gündeme getireceğim. Başlayalım. Dün Dünya Kupası açılış maçı Katar'da, ki Katar'da Dünya Kupası'nın düzenlenmesine dair çokça spekülasyon yapılıyor. Oradaki bir takım yasaklar, kısıtlamalar, özellikle eşcinsel hakları ile ilgili, işte alkol tüketimi ile ilgili filan bir sürü hadise var gündemde ve neticede başladı esasen. Fakat işte en son Dünya Kupası FIFA Başkanı falan da destek çıktı Katar'a. Belli ki Katar bu kupayı bir takım çıkarlar, menfaatler veya işte bir yerlere bağışlar falan karşılığında almış. Görünen o, dünyada dizini kırdı ve bu oyunları seyrediyor. Yani yapacak bir şey yok. Fakat orada enteresan bir şey oldu. Erdoğan belli ki Katar'a giderken bunu biliyordu. Mısır Devlet Başkanı Sisi ile buluştu ki 2013 yılından bu tarafa, yani Mısır'da Müslüman kardeşler Cumhurbaşkanı Mursi, Genelkurmay Başkanı Sisi tarafından bir darbeyle devrildiği günden bu tarafa 9 yılı geçti. Erdoğan tarafından lanetlendi, darbeci Sisi dendi, katil de, aklınıza gelebilecek her türlü hakaret sıralandı ve kesinlikle görüşmeyecekleri, buluşmayacakları falan defalarca vurgulandı, ama sonra bu oldu. Şimdi bu konuda çokça yorum yapılıyor. Bu da ikinci kare. İlk karede Erdoğan elini uzatıyor. Sisi iki eliyle birlikte kavruyor. Dikkatinizi çekeyim bu kareye. İşte burada görüyorsunuz. Sadece Erdoğan'ın sağ eli var. Sisi iki eliyle birlikte kavramış. İkinci karede de Erdoğan da artık diğer elini götürüyor ve böyle bir tokalaşma hali var. Yani tokalaşma ötesi bir elleri kavuşturma hali var Sisi ile Erdoğan arasında. Ve bu görüşmeyi sağlayan da işte böyle ellerini iki kanada açmış hemen arkadaki Katar emiri, bu görüşmeyi temin eden kişi. Şimdi geriye doğru 9 yıldır Erdoğan'ın şeytanlaştırması. Elbette Sisi de çok bu bezlere basmadı. Karşılıklı büyükelçiler çekildi, diplomatik ilişki kesildi, şu bu. Bu hatırlatılıyor. Yani ya nasıl olur da Erdoğan tükürdüğünü yalar, nasıl olur da o kadar ağır laflar söyledikten sonra şimdi gidip Sisi'nin elini sıkar. Burada bakacağız. Yani Erdoğan papaz elbisesi giyerim gerekirse diyen biri. Erdoğan kameralar önünde, gazetecilerin soruları karşısında dün dündür, bugün bugündür diyen biri. Bu şaşırtıcı gelmesin, hiç gelmesin. Yarın öbür gün Esad'la da böyle bir kare verecektir. Fakat enteresan tarafı şu, burada Sisi razı olmuş buna, fakat Esad razı değil. Sıkıntı orada. Eğer Esad razı olsaydı o kare verilirdi. Hoş, adamın ülkesini bombalıyorsun şu anda. Bir de işin öyle bir yanı var. Burada da işte Dünya Kupası'nı seyrederken Erdoğan hemen Sisi ile yakın koltuklarda izlemişler esasen. İşte bu devlet başkanlarına ayrılan protokol. Sisi orada Ürdün kralıyla beraber, Hüseyin. Hemen yanı Erdoğan'da birkaç koltuk geride görülüyor. Bir üçüncü karede bu. Çok dikkate gelmedi ama ben en azından bu yayın farkıyla dikkatinize sunayım. Ta 2013'ten bu tarafa 9 yıldır adeta kanlı bıçaklı iki lider görüşebiliyor. Hep söylüyorum, keşke bu liderler değişseler, en azından ikinci dönemden sonra yerine başkaları gelse de yerine yeni gelenler bir ilişki götürseler, en azından eski edilen laflar hatırlanmaz, hatırlatılmaz. O arada A Haber geri durur mu? Mısır'la normalleşme adımları demiş ve Erdoğan'ın Katar'da Sisi ile görüştüğünü vurgulamış. Ama daha evvel Sisi kelimesinin önüne genelde hep darbeci Sisi veya katil Sisi kelimesini koyarlardı. Adeta adamın ismi gibi filan olmuştu ama şimdi artık o kelimeyi düşürmüşler. O arada enteresan bir şey oldu. Abdülkadir Selvi TRT'den insanlık suçu olan darbeler tarihine ışık tutan belgesel, dünyayı darbedenler falan diye bir anons yaptı. TRT belgeselde darbeler tarihinin karanlık sayfalarını aralıyoruz şeysi. Bu haberi cumartesi günü paylaştı. Yani TRT belgeselini Abdülkadir Selvi cumartesi günü paylaştı. TRT'de yayınlanan bir şey. Fakat tanıtımda Sisi bu şekilde görülüyor. Yani ne derler, dünyayı darbedenler arasında Sisi de bu şekilde görülüyor. Tanıtımında var yani. Unutmuşlar çıkarmayı. Ne bilsinler ertesi gün reis şeyle görüşecek, Sisi ile görüşecek. Böyle de gözden kaçan bir detay var. Cem Toker güzel yazmış. Şaşıracak bir şey yok. Katılıyorum. Gerekirse papaz elbisesi giyerim diyebilen bir siyasetçi, darbeci Sisi ile de sarılır, barışır, eli kanlı diktatör Esad'la da, Suud kasabıyla da, Miçotakis'le de. Kütle de diyor, tabanı kastediyor. Ulan ne müthiş adam, nerede ne gerekiyorsa onu yapıyor diye kendinden geçer. Aynen böyle oluyor. Nerede ne yapıyorsa kendinden, nerede ne gerekiyorsa onu yapıyor diye bakıyor. Yani dolayısıyla aslında aktrollerin veya yandaşların psikologlara falan, psikiyatristlere falan ihtiyacı yok. Erdoğan'ın karşısında hizalananların bu dönüşler karşısındaki bozulan psikolojileri için psikiyatristlere ihtiyaç var. Yani troller ne olacak? Faik Öztürk demiş ki, Anadolu'da güzel bir söz var. Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Yakın zamanda bunu Cemil Çiçek de söylemişti. Bizim KJ'de oradan mülhem. İlhamı oradan aldık. Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu lafını hatırlatıyorlar. İşte darbelerin destekçisi Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz falan. Ya bunları hatırlatmayın. Yani Erdoğan'ın lafları var. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'na sıra gelene kadar ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Ne bileyim, İçerideki kişileri serbest bırakmadığı sürece kalkıp Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenler de diyor, tarihe farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Yani kendi notunu kendi vermiş. Yine Sisi ile aynı masada, kaç defa Sisi ile aynı masaya oturmamak için yemek iptal etti. Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam. Hoş, gerçi burada masada oturma yok. Ayaküstü bir tokalaşma var. Bir başka yerde işte sırf bunun için, yani Mısır'daki darbeden sonra bu Rabia işareti meselesi gündeme geldi ve her yerde 9 yıldır bu işareti gösteriyordu Erdoğan. Bakalım bundan sonra gösterecek mi? Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi 50'ye yakın kişiyi idam etti. Batı bu idamlara sessiz kaldı. Avrupa ülkeleri idamı yasaklarken katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdi filan. Hatta 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ı aday göstermişti. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz diye sormuştu diyor. Böyle gülüyorlardır şimdi bu hatırlatmalar karşısında. Böyleyken böyle. Bu da o günlerden attığı bir tweet. Mısır'da Cumhurbaşkanı olarak Sayın Mursi'yi görüyorum. Sisi'yi değil. Duruyor hala tweet, silmiyor da. Yani Erdoğan geriye doğru tweet temizliği yapmıyor. Açıp bakabilirsiniz. Sait Sefa demiş ki aslında diyor dün dündür bugün bugündür sözünü siyasetçiden ziyade halk benimsemiştir. Erdoğan'ın diyor bu çarkları kitle nezdinde ilk Cem Toker kütle diyor, Sait Sefa kitle demiş. Kitle nezdinde ilkesizlik olarak görülmez. Nerede, ne zaman, nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranıyor denerek takdirle karşılanır. İktidar medyası da gördünüz, bu algıyı beslemek için var. Evet. Erdoğan'ın kırmızı çizgileri konjonktüreldir, dönemseldir. Zamanı gelince tüm kırmızı çizgilerini bizzat çiğner, dönüp geriye de bakmaz. Aynen böyle. Geçelim, benzer bir hikaye farklı bir kulvarda Pençe-Kılıç hava harekatıyla pazar gününe damgasını vurdu. Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasıyla duyurdu. İşte terörü kaynağında yok etme stratejisi. Kandil, Asos, Hakuk'la Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rifat, Cizre ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç hava harekatı başarıyla icra edilmiştir. Toplam 79 hedef imha edilmiştir filan diye. Devam da ediyor bu. Bakalım ilerleyen günler ne getirecek? NTV enteresan bir detay paylaşıyor. Harekatta Rusya kontrolündeki Suriye hava sahasının da TSK tarafından kullanıldığını bildiriyor ve bu bilgiye göre diyor NTV, Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açıldı. Putin'in jestini görüyor musunuz? Seçime giderken 7 ay kalmış şurada. Putin'den bir hayat öpücüğü daha. Can Dündar işte tam seçim öncesi harekatları sıralamış. 2015, 17, 18, 19 ve 2022 seçimine 7 ay kala. Diğerleri de hatırlayın Şah Fırat, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı filan. Böyleyken böyle, ama tarih hep tekerrür ediyor. Erdoğan bildiği şeyi yapıyor ama birazdan göreceğiz. Basında, muhalefette ipe dizilir gibi diziliyorlar arkasında, yanında, sağında, solunda. 10 Ekim 2015 Ankara saldırısının katliamının ardından dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu oylarımızı artırdı demişti. İşte şimdi Erdoğan'ın başkan vekili özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti demiş Numan Kurtulmuş. Demek ki düşüktü yani. Demek ki düşmüştü. Bir anlamda da bunun itirafı bu. Bunlar hep öyle. Yani sonradan ettikleri laflarla önceden etmediklerini etmiş oluyorlar esasen. Bir enteresan konuya daha dikkat çekeceğim. Gaziantep valisi paylaştığı tweette Davut Gül, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cerablus'a atılan havan topları demiş. Yani oradan top geliyor. Şimdi bu size neyi hatırlatıyor? Sınırın ötesinden bu tarafa top gelmesi neyi hatırlatıyor? Hakan Fidan'ın gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim, Türkiye'ye 8 füze attırır, savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah türbesine de saldırtırız demesini anımsatıyor. Zannediyorum Başbakanlık'ta veya Dışişleri'nde bir özel güvenlik toplantısında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, dönemin Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile birlikte dörtlü bir toplantıda Hakan Fidan'ın ettiği bir laftı bu. 2014 yılında internete sızdı ve bunun da muhtemelen Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı NSA tarafından sızdırıldığını o zaman Alman Focus dergisi yazmıştı. Biraz daha geriye gidelim. İçişleri Bakanı 5-6 gün sustuktan sonra talimatlar aynı adresten deyip Mersin ve İstiklal'deki olayların Minbiç'le ilişkili olduğunu belirtti. Yani bir anlamda harekat geliyor dedi. Yani harekatın ayak sesleri böyleydi. Neticede işte sabaha böyle manşetler attırıldı. Talimatı YPG'den çiftlik evinde aldım falan. Bunlar hep zemin oluşturma meselesi ama biliyorsunuz İstiklal'deki olay hala bir muamma ve ellerine yüzlerine bulaştı. Hürriyet hafta içinde yaptığı bir haberde özellikle bu İstiklal'de ele geçirilen Alham Elbeşir'in ifadelerinden yola çıkarak hikayesini yazmıştı ve onun sonunda da böyle bir başlık attı. Bombadan habersiz dedi. gibi ifadesini yayınlıyor. İçin ifadesinde o var. Yani kız oraya gelmiş, işte efendim birilerinin talimatıyla elinde bir çanta var, oraya bırakmış, bir süre oturmuş ve sonra da hızla kalkıp gitmiş ve kaçmaya başlamış falan. Gene bir talimatla falan. Yani muhtemelen o oradayken o infilak edecekti ve kız bütün bunlardan habersiz bir biçimde şu anda ilan edildiği gibi daha güçlü bir şeyle, tezahüratla veya sloganlarla ilan edilecekti. Üzerine kalacaktı. Kimse artık ne görüntüsünü bilecekti, ne fotoğrafını bilecekti. İçişleri Bakanlığı veya Ankara ne derse o olacaktı. Muhtemelen bu oyun bozuldu veya bu olmadı. Son dakika bir değişiklikle yani hikaye biraz deşifre oldu. Ve zaten Hürriyet de olaydan habersiz diyor. Ne yaptığından habersiz bir portre çizmiş. Hikaye bu. Tam sayfa hem de. Hürriyet'te hafta içi yayınlandı bu. Şimdi bütün bunlardan habersiz bir eylemciye yıkılan bir olay üzerinden Pençe-Kılıç harekatı düzenleniyor. Ama işte hepsi zincirleme. Bazen işte bir şeyi kuruyorsunuz, kurguluyorsunuz. Fakat aradaki bir zayıf halka veya arada iyi gitmeyen bir şey sizin planınızı veya senaryonuzu deşifre ediyor. Ha, bakıyorsunuz işte Mehmetçik Suriye ve Kuzey Irak'ta hainlerin kafasına bomba yağdırdı falan. Sözcü önde gidiyor. Gene Sözcü'ye konuşmuş eski bakan. Türkiye bu operasyonla PKK hem de ona hakimiyet sağlayan güçlerle savaşıyor. Terör operasyon demiş işte Cumhuriyet. 89 hedefi imha edildi filan. Diğer yandaş basını getirmiyorum. Hesap vakti filan, hesap zamanı diye ortak başlıklarla, manşetlerle çıkmışlar. Hemen hepsi. Hesap zamanı, hesap vakti falan gibi kelimelerle. Bir yerden talimatla. Ama bu da sizi muhalif bildiğiniz gazeteler. Özellikle onları getirdim. Cumhuriyet ve Sözcü. Özellikle getirdim yani. Muhalefet partileri geri durur mu? Biraz evvelki dinleme kaydında o odada bulunanlardan biri. Şimdi muhalefet partisi geleceğin Genel Başkan Ahmet Davutoğlu. Kahraman silahlı kuvvetlerimize başarılar dilerim. Yine İyi Parti'nin basın sözcüsü Kürşat Zorlu. Kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz. İşte basın da hizalanıyor, partiler de hizalanıyor. Böyle bir şey oluyor. Tabii Selahattin Demirtaş ne demiş duyulmuyor. O da bir dizi tweetle bu konuyu değerlendirmiş. Bu saldırının özellikle istiklalist dolduruyor. Yani istiklalin gerçeklerini sorgulayanları susturmak için onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklalde katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya vatan savunması deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar. Şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar diyor. Şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar diyor. Evet. Evet, bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Esasen benim size şu anda getirdiğim hikaye arka arkaya bakıldığında zaten bir şey ifade ediyor yani. Evet. İç siyaseti unuttuk ama Burcu Uğur enteresan bir kulis paylaşmış. Teyidi gerekiyor ama bu tür şeylerin teyidi zordur. Fakat sadece bilin diye ekrana düşürdüm. Akşener İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı için hazırlan dedi. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İmamoğlu ekonomi, siyaset ve bilimcilerden oluşan bir ekip kurdu. Şimdi bunun teyit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla teyit edilmemiş bir bilgiyi ekrana getirdiğimi öncelikle söyleyeyim. Fakat spekülasyona açık bir bilgi bu. Çünkü İmamoğlu'nun son dönemdeki hareketlenmesine bakan, dikkatle gözlemleyen, Akşener'le olan ortak programlara falan da bakan ve bunu dikkatle gözlemleyen böyle bir kulis bilgisine bir dakika der. Onun için ekrana getirdim, bir kenarda tutun ya da sadece duyum olarak değerlendirin. Orada yandaş Akit TV'de çok enteresan bir gelişme oldu ve Akit TV'nin konuğu Mehmet Pamak. 1983 yılında MHP tabanını sahiplenmek için kurulan Muhafazakar Parti'nin kurucu genel başkanıymış. 26 Temmuz 1983'te Alparslan Türkeş tarafından kendine yazılan mektubu paylaştı. Ve bu mektupta enteresan bir satır var. Diyor ki bu Mehmet Pamak ve işte MHP'nin yerine kurdurulan parti, Muhafazakar Parti, Devlet Bahçeli'ye karşı uyarılıyor. Devlet Bahçeli o zaman bütün ülkücüler içerideyken dışarıda. Devlet Bahçeli MİT'tendir. arkadaşlarımız MİT'ten uzak durmalı ve bunlara hiç itibar etmemelidir diye yazmış mektupta. Hatta Mehmet Pamak olayı şöyle anlatıyor. Bahçeli'nin derin devletle irtibatlı olduğunu eskiden beri biz de duyardık. Türkçü kanattandı. Mesela bir gün bir asistan ülkücü bir çocuk sonradan profesör de oldu. O günlerde bir gün bana geldi. Partiyi kurduktan sonraki günlerde bana geldi. Benim İslam'a doğru yöneldiğim yıllardaydı. Devlet Bahçeli doçent, akademide de asistan. Başörtü yasağı var. İnsanlar içeriye başörtülü olarak alınıyor. Alınmıyor. Özür dilerim. Kapıda önce müstahdemleri kullandılar. Sonra dediler ki asistanlar olsunlar, seviye düşmesin. Asistanlar kapıda tutanak tutuyorlardı. Başörtülülere karşı tavır koyuyorlardı. Mehmet de görevliymiş. Ağabey bugün Devlet Bahçeli geldi. Mehmet hayırdır ne bekliyorsun kapıda diye bana sordu. Ben de ona ağabey başörtüleri kontrol ve almamak için bizi kapıya koydular dedim. Bunun üzerine beni bir kenara çekti. Sakın müsamaha etmeyin. Devlet önce milliyetçilerin üzerine sonra solcuların üzerine gitti. Şimdi İslamcıların üzerine gidiyor. Bu bizim mesleğimiz değil, bu bizim meselemiz değil, onların meselesidir. Sakın müsamaha etme diye söyledi diyor. Başörtülere sakın müsamaha etme diye söyledi demiş. Böyle de bir hikayesi var. Birleşmiş Milletler'den tarihi bir karar. Keşke bu kararı uzun uzadıya bugün yayında ele alsaydık. Fakat sadece hatırlatacağım. ByLock örgüt üyeliğine delil olamaz dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Özellikle Gülen cemaatine yönelik yargılamalarda en önemli delil olarak gösterilen mesajlaşma programı ByLock ve Bankasya'ya para yatırılması nedeniyle ceza verilmesini hak ihlali sayarak çok önemli bir karara imza attı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Komite, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan ve 7 yıl 6 ay ceza alan Mukadder Alakuş'un dosyasını inceleyerek güncel yargılamaları da doğrudan ilgilendiren bir karar aldı. ByLock yüklediği, Bankasya hesabına para yatırdığı ve bir mitinge katıldığı gerekçesiyle Mukadder Alakuş'a ceza verilmesini hak ihlali saydı. Bir kişi hakkında verilen bu hak ihlali emsal bütün kararlar için veya davalar, soruşturmalar için de geçerlidir. O açıdan son derece tarihi bir karardır bu. ByLock örgüt üyeliğine delil olamaz, Bankasya'ya para yatırmak örgüt üyeliğine delil olamaz filan. Bunu daha da çeşitlendirebilirsiniz. Kapatırken Hıncal Uluç'un vefatıyla bitirelim. 1 Kasım 1939, 20 Kasım 2022. 83 yaşında vefat etmiş. Zannediyorum 6 ay kadardır, 5-6 ay kadardır da yoğun bakımdaydı. Bir türlü kendine gelemedi. İyisiyle kötüsüyle basın dünyasında özellikle son dönem kalem oynattığı herhalde bir yaklaşık 25-30 yıldır Sabah gazetesinde derin izler bıraktı ve şu oluyor, özellikle vefatların ardından kişilerin olumlu tarafları olduğu kadar genelde olumsuz yönleri de son derece kritik ediliyor. Hıncal Uluç'un öldü haberleri önceki aylarda çokça çıktı ve hep de olumsuz anılar falan canlandı. Özellikle Daphne Joy Foster'la ilgili olarak su testisi su yolunda kırıldı yazısından da hareketle. Başka elbette Hıncal Uluç'un günahları da var. Fakat işte nasıl hatırlandığınız önemli. Hıncal Uluç o açıdan mühim bir örnek. Yani giderken hakkınızda ne yazacaklar, hakkınızda ne söyleyecekler, arkanızdan ne diyecekler, bu son derece önemli. 83 yıl bir hayat sürüyorsunuz. Bunun 50-60 yılı şöyle veya böyle medya, magazin, sanat dünyasının içinde kendine göre 1960'lardan bu tarafa değer mi diyorsunuz veya bu kadar emek verdikten sonra vefatın ardından tartıya koyduğunuzda olumsuz konuşanlar, olumlu konuşanların çok çok üstünde. Herkesin bir anlamda bu yönüyle de kendini gözden geçirmesi icap ediyor. Evet, yani insanlar vefat ettiklerinde elbette kendileri için her şey bitmiş oluyor belki ama arkalarından tanıdıkları var, sevenleri var, aileleri var. En azından düzgün konuşulsun, iyi konuşulsun isterler. Maalesef Hıncal Uluç söz konusu olduğunda bu olmadı, olmuyor. Diyoruz ve bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Kapatırken standart uyarımı tekrarlıyorum. Birkaç yayındır bunu özellikle yapıyorum. Yayını beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu son dönemde özellikle önemli. Abone olup bildirimleri açanlar veya yayını beğenenler hiçbir biçimde görülemiyor. Hiçbir biçimde takip edilemiyor. Kimsenin haberi yok. Kimse bilemez siz hangi yayını takip ediyorsunuz, hangi yayın için abone olmuşsunuz, hangi kanala abone olmuşsunuz ya da beğenmişsiniz, bildirimlerini açmışsınız. Bunu dışarıdan birilerinin anlaması, bilmesi, takip etmesi olanaklı değil. Bunu yapabilirsiniz. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Yorum bırakan insanların büyük bir bölümü zaten müstahar hesaplarla bırakıyorlar. O açıdan da herhangi bir şekilde rahatsız olmasınlar, deşifre olmaları, bilinmeleri mümkün olmuyor. Özellikle son dönemde YouTube algoritmasının Türkiye siyasetine veya iç politikasına dönük yayınları göstermesiyle alakalı. Maalesef algoritma bilemiyorum, politika olabilir, bir ikili anlaşmalar olabilir, bir takım müzakereler olabilir veya birileri işte negatif algı için bir takım teknik faaliyetler götürüyor olabilir. Yayınları geriye düşürüyor ve seyircilerimiz, izleyenlerimiz, takipçilerimiz bize ulaşamıyorlar. Yani ulaşamadıklarını söylüyorlar. Yolu o. Abone olup bildirimler açmak. Böyle olduğunda yayın düştüğü anda telefonunuza düşecek, cihazınıza düşecek, bildirimi göreceksiniz başlığıyla beraber ve oraya tıklayıp yayını izleyebileceksiniz. Başka bir yolu yok. Evet. Diyor ve kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.